nişan hediyesi olarak kabul et lütfen. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Seni seviyorum. Evleneceğiz Cavidan. Karın olmaktan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum. Hemen kızımla konuşacağım. Kabul etmeyecek olursa? Onu tanısan böyle konuşmazdın. Hülya bir melektir şerefine. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk benim canım kızım. Zehra, hadi bize içecek soğuk bir şeyler getir. Bay Sinebeyim. Hülya, bak bir şey sana bir şey söylemek istiyorum. Bir haberim var ama nasıl karşılayacağını bilemiyorum kızım. Nedir baba? Evleniyorum. Ah, evleniyor musun? Evleniyorum. Yaşlı bir erkeğin son bir hayat hevesi. Aylar önce tanıdım ve sevdim. Anlatması çok zor. Anlattım babacığım. Cavidan'ın gelişiyle hiçbir şey değişmeyecek. Hiç şüphem yok bundan. Bahtsız bir evlilikten ayrılmış ince, iyi bir kadın. Birbirinizi çok seveceksiniz. Dilerim mutlu olursunuz. Canım. Diyecek söz bulamıyorum kızım. Bahtiyar ettin beni. Ah, sana söylemeyi unuttum baba. Telgraf geldi. Cuma günü Mahmut'la annesi geliyor. Buna sevindim işte. Bütün aile bir arada oluyoruz desene. Bu evlilikten ikimiz de istediğimizi vuracağız. Pek uzun sürmeyecek, göreceksin. Nasıl olacak bu iş? Yaşlı kocamış bir erkek benimle ne kadar baş edebilir? En çok 3-5 ay. Öyle yoracağım ki onu. Öyle suçlayacağım ki, güçsüzlüğü duyulmadan ayrılmamız için ayaklarıma kapanacak. Sen benden de aşağılısın Cavidan. Dünyanın en uygun çiftiyiz biz. Bu yaşta bir erkek aşık olursa dünyayı unutur. Herkesi kör, sağır zanneder. Bu kadar büyütme dadıcığım. Babam yanlış bir şey yapmaz. Kadının fettan, oynak bir mahluk olduğunu bilmeyen yok. Dedikodulara inanıp günahını alma. Kıskanmış, iftira ediyorlardır. Tıpkı baban gibisin. Sizler için hiç kimse kötü, hiç kimse fena olamaz. Yanılmayı ben de isterim ama içimde büyük bir korku var. Neymiş o korku? Bu Cavidan denen kadın evimize felaketler getirecek. Ah, Hülya, bak kimler geldi. Bak bak, gördün mü? Babacığım. Hoş geldiniz. İşte sevgili Cavidan, biricik kızım Hülya. Çok sevindim. Ben de çok sevindim. Emektarım Zehra Kalfa. Evinize hoş geldiniz. Doğrusu bu kadar sevgiyle karşılanmayı beklemiyordum. Sen bütün sevgilere layıksın. İçimdeki küllenmiş ateşi yıllar sonra tutuşturan kadınla beraberim artık. Ben de olgun, kadından anlayan, soylu bir erkeğe kavuştum. Cavidan, bir yavru ceylansın sen, bir pınarsın. Senden bir yudum içmek bile saadettir. Edebiyat, şiir istemiyorum Sami, sevişmek istiyorum. Yardım edeyim. Yorulma şekerim, ben soyunurum, sen seyret. Sen bir harikasın Cavidan.
Günaydın. Ah, günaydın. Çok güzel bir sabah. Koşmadan yapamadım. Pek kilolu değilim ama gene de biraz zayıflasam iyi olur. Eğer haberim olsaydı ben de seninle beraber koşardım. Günaydın. Ah, günaydın baba. Günaydın. Nereye gidiyorsun sevgili? Havaalanına. Mahmut'la annesini karşılamaya. Siz rahatınıza bakın. Çabuk dönerim. İyi günler. İyi günler babacığım. Biz de kahvaltıdan sonra havuza girelim. Ne dersin? Tabii iyi olur. Hazırlansak iyi olur. Neredeyse gelirler. Ah. Sen hazırlan. Ben biraz güneşlenmek istiyorum. Ben de çok beğeniyorum o güzel kızı. Ne dersin? Yanılıyorsun dayı. Benim kimseye baktığım, kimseyi beğendiğim yok. Ev fabrikatör Sami Bey'in. O güzel tatlı melek de Sami Bey'in kızıymış meğer. Neden anlatıyorsun bütün bunları? Şey, kendin için canım. Dahasını da öğrendim, ne haber? Benim gibi sakat biri için daha fazlasına gerek yok. Buyurun. Karın nasıl bir şey pek merak ediyorum. Dünya güzeli bir kadın. Öyle mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz yengeciğim. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Hoş bulduk, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk yenge. Karını pek beğendim. Maruf, resmi, soylu. Ailemize böylesi yakışırdı. Başka biriyle evlenmezsin zaten. Yengen gibi bir mücevher de sana bulacağız inşallah. Evet, buyur, buyur. Hadi yavrum, İçeri geçelim. Hadi geçelim. Yıllar sonra bir merhaba bile demedim. Neden? Oldum olası öğrenir. Üzülmeye değmez. Hadi yavrum. Zamanla alışacak. Alışmak zorunda.
Merhabalar. Oo, nerelerdesiniz? Hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanıştırayım, Hülya. Organizatör Hasan Bey. Memnun oldum. Ben de. Buyurun oturun. Ne haber? Nedir durumlar Hasan Bey? Durumlar iyi. Hemen provalara başlamanız gerekiyor. Villa kiraladım Zehra. Temizliği başlattım bile. Hayırlısı, güle güle oturun. Mahmut da çok beğenecek. Haber ver gelsin. Bir de sade kahve yapıver. Sizden hemen sonra Hülya ile gezmeye çıktılar. Hülya ile mi? Beyefendiden izin aldılar. İkisi de çocuk değil. Varsın eğlensinler. Seni çok bilmiş koca karı. Boş yere ümitlenme. Hülya gelinim değil, hizmetçim bile olamaz. Erkekler hakkında neler düşünüyorsun? Erkek yakışıklı ya da zengin olmayabilir. Ama dürüst ve şefkatli olmalı. Güven vermeli bana. Bu benim için o kadar zor değil. Başka? O erkeği babam da sevgiyle kabul etmeli. Babamın istemediği birini kalbim yansa da geri çeviririm. Buna çok sevindim işte. Çünkü baban beni çok sever. Sevip sevmediğini göreceğiz. Hayatımda çok lorke oynadım ama hiç dans etmedim. Ayağına bastım hepsini. Herkes uyandıracaksın. Tamam, şimdi. Tamam, yukarıdakiler uyanmasın. Gel çıkalım. Yavaş. İki. İyi uykular, iyi geceler. Sana da, yarın görüşürüz. Hı hı.
Mahmut! Nereden bu saatte? Diskodan. Haber vermeliydin. Bu saate kadar seni bekledim. Ne için bekledin? Nedir bu samimiyet anlamadım. Yapışıp kaldın o budala kızı, evlatlık parçasına mı kaldın? Ayıp ediyorsun ona. Sana hiç yakışmıyor. Sana yakışıyor mu? Ben villalar kiralıyorum. Sana rahmetli Akif Paşa'nın torunu Şermin'i buluyorum. Sen Hülya'nın ağzının içine giriyorsun. Kime nasıl davranacağımı biliyorum anne. Mahmut, kendine gel. O Şermin denen kızı kime isteyeceksen hayırlı olsun. Hadi iyi geceler.
Gezerler de, tozarlar da, ne var bunda? Çok şey olduğunu sen de biliyorsun. Hülya'nın oğlumla nasıl fingirdediğini göremiyorsun. Ben bilirim yapacağımı. Lafını bil. Beni de, kızımı da tahrik etmeye hakkın yok. Kızın değil o köylü bozuntusu piç. O kıza haddini bildirmezsen, benden günah gider. Terbiyesizliğin, şirretliğin lüzumu yok. Açık konuşalım. İkisini birbirine yakıştırıyorum. Hülya öz kızım olmadığı için evlenebileceklerine pek seviniyorum. İhtiyarlık ucuzlatmış seni. Tartışmaya değmezsin. Oğlumu senden de, o aşağılık evlatlığından da kurtaracağım. Sus! Kapa çeneni! Neden susacakmışız? Sana sus dedim! Hülya onun öz kızı değil mi? Evlatlık mı gerçekten? Sen bu meseleye karışma Cavidan. Niçin? Karın değil miyim? Her şeyi bilmek hakkımdır. Elbet bileceksin. O Besleme Sami'nin öz kızı değildir. Çok ilginç. Devam edin. Ölen karısının çocuğu olmuyordu. Bahçıvanları köyden getirdi o piç kurusunu. 15 yıl oluyor. Sana çeneni kapa dedim! Gerçeği herkesin bilmesinde yarar var. Karısı ölünce Sami'de nüfusuna geçirdi. Kız da onu öz babası bilerek büyüdü. Anlaşıldı. Yorulmayın. Yeter. Yetmez. Sami Bey'e yetmiyor. Şimdi de oğlumla evlendirmeye kalkıyor o sümüklü böceği. Rahmetli abim niçin hayata küstü, niçin erken öldü, şimdi anladım. Ne oldu baba, nereye gidiyoruz? Yok bir şey kızım. Siz soylu, duygulu bir insan, ünlü bir sanatçısınız. Bir hizmetçi parçasını kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz? Neler diyorsun yenge? Kimden bahsettiğini anlamadım. Bir sığıntı, bir evlatlık, bir asalaksın sen. Çıldırmışsın. Doktora götürmeli seni. Tokadı yersin şimdi. Defol git. Bu evde yerin yok artık. Sakin ol yenge. Bu dediklerin gerçekten deli saçması. Git anacığına sor. Ona da inanmazsan git Zehra'ya sor. Bundan sonra bütün hizmetlerimi sen göreceksin. Sabah 7'de kapımda olacaksın. Kimim ben? Kimim söyle! Nasıl kimsin anlamadım. Kimim ben? Konuş dadı! O kadının anlattıkları doğru mu? Hangi kadının? Ben bir evlatlıkmışım. Söyle doğru mu bu? Doğru değil mi? Sami babam değil. Ben bir sığıntı, öksüz, yetim bir zavallıyım değil mi? Sen bizim canımız, gözümüzün bebeği, biricik kızımızsın. Hülya! Ne oldu? Neden ağlaşıyorsunuz? O kadın, o mellun!
her şeyi mahvetmeye kalkışmış. Söyledi. Zehrini kustu demek. Gitmeden önce ellerinizi öpmek istiyorum. Yok. Ne gitmesi? Nereye? Nasıl laf bunlar kızım? Yazık ki kızınız değilim. Nereye gidersin? Sensiz nasıl yaşarız biz? Gitmeyecek Zehra. Hülya bizleri bırakmayacak. Bırakamaz. Ne olursun üzülme babam. Evet babam. Ölünceye kadar da baban olarak kalacağım. Git. Yalvarırım gitme. Gitmeyeceğim baba. Başıma ne gelirse gelsin. Bırakmayacağım sizleri. Ne istedin Hülya'dan? Sevgiden, saygıdan başka ne gördün ondan? Kendine gel. Beni sorguya mı çekiyorsun? Evet anne. Bildiğini niçin açıkladın? Ne sebep vardı? Ne olduğu belirsiz bir kız için benimle böyle konuşamazsın. Bir gün evlat sahibi olunca anlayacaksın ıstırabımı. Ne olduğu belirsiz biri değil o. Bu kadar değişemezsin. Sana büyü yapmış olmalı. Büyü mü anlamam. Hülya'yı seviyorum. Onunla evleneceğim. Yo, hayır. Asla. Engel olamayacaksın anne. Hülya canımdan bir parça benim. Sen de Neriman olacak cadıdan ne istediniz o çocuktan? Niçin cadı oluyor? Yalan mı söyledi? İftira mı attı? Daha beterini yaptınız. Bak bu evden gidecek olursa... Ne olurmuş giderse? O besleme kız yüzünden beni harcayacak olursam ben giderim asıl. Cavidan. Fazla bir şey istemiyorum. Sadece af dile Hülya'dan kapansın bu mesele. Hah! Sapıtmışsın sen. Beni de hiç tanımamışsın. Bir daha o kız için ağzını açacak olursam beni bulamazsın. Bundan böyle bütün hizmetlerimi sen göreceksin. Sabah 7'de kapımda olacaksın. Aynı sofraya oturmak, havuza girmek, böyle giyinmek yok artık, anladın mı? Şimdi git elbiselerimi temizlemeye götür. Peki. Açık konuşalım Erol. Duygularını biliyorum. Sana uygun görüyorum Hülya'yı. Seni mutlu edeceğinden şüphem yok. Ben hiçbir mutluluğa layık değilim. Ne olur bana ümit verme dayı. En azından şansımı deneyeceğim. Ne kaybederiz evladım? Hiç bir mutsuzluk daha yaşarım o kadar. Kazanırsak sen hayata yeniden dönmüş olacaksın. Buyurun efendim. Merhaba Hülya. Özledim seni. Bir an önce konuşmalıyız. Eve gelemez misin? Babamı da görmüş olursun. Çok seviniriz. Yalıda rahat bırakmazlar bizi. Sana söyleyeceklerim var. Bugün buluşabilir miyiz? Tabii. Nerede? Nereye gelmemi istiyorsun? Bırak görecekler. Buz gelir.
Haftalar geçti, sensiz duman oldum. Lütfen. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Hoş bulduk. Tanıştırayım, teyzemin oğlu Cemil. Memnun oldum. Memnun oldum. Hülya nerede? Odasında olacak. Öyle mi? Neler söyleyecek acaba? Mahmut iyi çocuk. Kafanı kullan, onu kaybetmemeye çalış. Bizi yalnız bırak Zehra. Bizi yalnız bırak dedim. Oğlumla ilişkin ne yazık ki devam ediyor. Evet, konuşmamızı istedi. Bu konuyu son defa konuşmaya geldim. Evlilik aynı seviyedeki çiftlere saadet getirir. Nedir benden istediğiniz? Düşmanın değil, oğluna düşkün bir anneyim. Zengin, asil bir kız nasıl Uşa ile evlenemezse Mahmut da bir evlatlıkla evlenemez. Yerimi ve kimliğimi hatırlatmanıza gerek yok. Niçin geldiğinizi söyleyin. Kendine uygun, basit, sıradan birini bul. Mahmud'un yakasını bırak. Niçin onunla konuşmuyorsunuz? İşveyle, cilveyle aklını başından aldın. Geldiniz, hayatımın en büyük acısını yaşattınız bana. Felaketim oldunuz, yetmedi mi? Beni mecbur eden sensin. Yetişmeseydim, oğlumun kucağındaydın şimdi. Yeter, gidin artık. Oğlumdan uzak duracaksın. Buna karşılık para, mücevher, ne istiyorsan vereceğim. Onları size layık olan gelininize saklayın. Tek bir istediğim var, o da yüzünüzü görmemek. Gelişimden Mahmud'un haberi olursa yakarım seni. Nedir bu vahşet? Senin gibi bir meleğe nedir bu zulüm? Bitti, her şey bitti dadım. Hiçbir şey sorma. Bütün çırpınışlarım, bütün isyanım boşuna. Kaderime razıyım artık. Nerede Hülya? Odasında. Neredesin? Niçin gelmedin? Son dakikada vazgeçtim. Neden? Çünkü seni hiç sevmedim. Yalan! Yalan söylüyorsun! Sana ümit vermişsen beni bağışla. Ama açıkça seninle hiçbir şey konuşmadım. Sana hiçbir şey vaat etmedim. Açıkça konuşmadık ama her bakışınla, her kelimenle bana aşkını anlattın. Beraber mutluyduk. Birleşmeye, kavuşmaya hazırdık. Yanımda gülüyor, bana kalbini açıyordun. Yeter, bırak beni, canımı acıtıyorsun. Bu kadar değişemezsin. Senden ayrılamam. Yalvarırım bana gerçeği söyle. Gerçek bu işte. Başlamadan bitmesi gerekiyordu. Bitti. Benimle oynadın, beni kendine aşık ettin. Şimdi de acımadan bırakıyorsun. Affet beni.
seni asla affetmeyeceğim. Kaldın oğlum. Mahmut! Mahmut! Korkutma beni. Hülya yok artık. Ayrıldık. Konuştun mu? Kendisi mi söyledi? Beni sevmiyormuş meğer. Üzülme oğlum. Bırak o düşünsün. O pişman olsun. Senin gibi erkeğe kız mı yok? Bittim ben. Ben bittim anacığım. Vazgeçtim dayı. Sakın gitme. Hülya'yı isteme sakın. Ne oldu? Korkun nedir? Alacağın cevabı bile bile gitmeni istemiyorum. Benim yüzümden çektiklerin yetmiyor mu? İleride niçin istemedin diye pişmanlık duyacağım ha? Gider elimden geleni yaparım. Benim gibi yarım bir erkeğe niçin evet desin? Telefon edip randevu aldım bile. Dönemem artık. Bu ayrıca bir kader, kısmet meselesidir. Alnımıza ne yazılmışsa o olur oğlum. Hiç ümidim yok. Senin de yok. Gene de su üstünde yazı yazmaya kalkışıyorsun. Nasreddin Hoca misali, ya tutarsa, hayatımıza bayram neşesi gelecek işte o zaman. Yeğenim anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetti. Onu ben büyüttüm. Güneyliyiz biz, geniş, bereketli arazilerimiz var. Fakat Erol toprakla uğraşmak istemedi. Okudu, yüksek elektrik mühendisi oldu. Ziyaretinizin sebebi anlaşılıyor. Evet beyefendi, kızını Sülya'yı Allah'ın emriyle yeğenime istiyorum. Bu bizlere şeref verir ama evlenmesini henüz düşünmüyoruz. Yeğenim hayat dolu, dinamik, pırıl pırıl bir gençti. Yaşamının en güzel çağında büyük bir felakete uğradı. Bir oto yarışında kaza geçirdi. Ayakları tutmuyor. Ya, pek acı bir olay. Evet, Erol acı çekiyor. Sakatlığından utanıyor. Ama Hülya'yı derin bir aşkla seviyor. Anlıyorum. Fakat söylediğim gibi Hülya çok genç. Hele böyle bir evlilik için. Erol'un mutlu olması, çektiği acıları unutması, tekrar hayata dönmesi sizin elinizde. Hatırınız için konuşacağım. Lakin Hülya'nın evet diyeceğini hiç sanmıyorum. Yanılıyorsunuz baba. İstedikleri an evlenmeye hazır. Bana hayatımın en büyük müjdesini verdin kızım. Sana minnettarım.
Ağlıyorum. Asıl ben minnettarım. Onur verdiniz bana. Canım kızım benim. Ne diyeceğimi bilemiyorum dayı. Bu gerçekten bir mucize. Çektiklerim bitti artık Erol. Tanrı senin de mutlu olmanı istedi. Hiç tanımadığın bir erkekle nasıl evlenirsin? Akıl dışı bir şey bu. Bir daha düşünmeni istiyorum. Bu hepimiz için en doğrusu olacak baba. Sen bu evden kaçıp kurtulmak için kendini yakıyorsun. Yanılıyorsun baba. Her genç kız gibi kendi yuvam olsun istiyorum. İyi düşün yavrum. Sandalyesine esir bir erkekten sana koca olamaz. Söz verdim, evleneceğim. Mahmud'u bu kadar çabuk gözden çıkarman pek tuhaf. İkinize de yazık. Sen kahrından içki iç, hayatını zehret, o adi kızla evlensin. Oh ne güzel! Evleniyor mu? Yarın nikahı varmış, yalıda. Gördün mü oğlum? O pespaye için bunca azap değmezmiş. Sana sultanlar, kraliçeler bulurum ben. Üzülme oğlum. Senin kadar güzel bir gelin görmedim. Ben bu gelinliği böyle mi giyecektim?
Yetti Mahmut. Şu haline bak. İnsanlıktan çıktın. Seni tekmeleyip yatalak bir herifle giden o alçak, o nankör için değer mi? Yarın da defolup Adana'ya gidecekler. Yalvarırım, toparlan biraz. Bırak şu içkiyi, kumarı. Yapma oğlum. Kumar senin işin değil. Paranı çarpıyorlar. Çektiğim para milyonları geçti. Bu serveti batıracağım anne. İçkiyle, kumarla. Hülya gibi hizmetçilik yapacaksın. Bir lokma ekmek için dileneceksin inşallah. Bunun için ne mümkünse yapacağım. Hep bizimle olacaksın. Hiç ayrılmayacağız sanırdım. Önce yuvadan uçtun, şimdi de uzaklara gidiyorsun. Uzaklara değil, Erol'un memleketine gidiyorum. Yeni yerler görecek, yeni insanlar tanıyacak. Çiftlikle, toprakla uğraşacak. Yaylaya bile çıkacağız. Sevecek oraları. Hülya sana emanet. Merak etmeyin. Suçlu başkası. Ama cezayı sizler çekiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Kim yaktı bizleri? Sustum. Ana oğlu birbirine düşünmemek için direndim. Lakin yetti. Hülya uzaklarda yapayalnız. Seninse bir ölüden farkın yok. Annen bayram etsin şimdi. Annem mi? Buluşacağınız gün buraya... Buraya geldi annen. Demediğini, yapmadığını bırakmadı o zavallı kız. Para istedim, neden göndermediniz? Kusura bakmayın, maalesef borç para veremiyoruz. Çok zor durumdayım hanımefendi. Yarın akşam sahneye çıkması lazım. Zarar ziyanı bırakın, piyasaya karşı rezil olurum. Ne yapabilirim ki beyefendi? İstanbul büyük şehir, nerede bulabilirim onu? Bu sıcakta içki dokunur. Hasta olursun.
Beni rahat bırak. Kaç gündür çok içiyor. Söylüyorum ama beni dinlemiyor. Üzülme, ben konuşurum onunla. Amcasısın, biraz da sen ilgilen. Çevren geniş, istersen bulabilirsin onu. Günlerdir yok ortada. Organizatör onu arıyor. Nereye gider bu çocuk? Ne yer, ne içer? Hülya ile Mahmud'un arasına girdim bir kara cadı gibi. İkisinin de dünyasını kararttın. Allah cezanı verecek. Niçin buraya geldin? Sana 1000 kere söyledim. Görüşmek istediğin zaman telefon et, dışarıda buluşalım. Bana bak! Benimle oyun oynamaya kalkma. Adamı öldürüyor musun yoksa soyuyor musun? Ne yaparsan yap. Bana para lazım. Bir de sen. Bırak beni! Canımı acıtıyorsun. İstiyorum seni. Burada olmaz Cemil. Yukarı çıkalım.
Mahmut, merhaba oğlum. Gidelim. Kalk oğlum. Bir fırt alır mısın? Benimle gel. Bu hayat senin hayatın değil. Sana ne amca? Benim hayatım bana ait. Yalvarsam gene de kırar mısın beni? Anam kadar suçlusun. Sana da anam kadar kinim var. Bas git. Neden? Ne yaptım ben? Bir kadının oyuncağı oldun. Hülya'yı harcamasına göz yumdun. Anam olacak cadıya fırsat verdin. Yetmedi mi? Git esir olduğun kadının eteğine saklan. Hadi başımı belaya sokma. Ben gidiyorum. Gören olmasın. Haklısın. Sevişirken heyecandan öldü de. Sinan dayı. Hı. Postacı telgraf getirdi. Sağ ol evladım. Sen de sağ ol. Hülyacığım. Baban Sami Bey vefat etti. Başımız sağ olsun. Bu telgrafı cenazesine gelirsin diye yolladım. Emektarın Zehra kaldı. Burası düşkünler yurdu değil. Pılını pırtını topla git buradan. Kimsem yok benim. Nereye gidebilirim ki? Bu ev benim her şeyim, yalvarırım. Atmayın beni sokağa. Boşuna ağlama. Bu evde eskiyi hatırlatacak hiçbir şey istemiyorum. Sana akşama kadar süre tanıyorum. Gitmezsen zorla attırırım dışarı. Bu evden gidecek biri varsa o da sensin. Anlamadım. Benimle böyle konuşmak cesaretini nereden buluyorsun? Kimi kimin evinden kovuyorsun? Şimdi ikiniz de defolun. Sen defolacaksın. Çünkü avukattan geliyorum. Sami Bey her şeyini kızı Hülya'ya bırakmış. Ben hazırım, gidebilirim. Biraz geç kaldık ama önemi yok tabii. Ben gelmeyeyim dayı, siz gidin. Neden yeğenim? Siz eğlenmenize bakın, beni düşünmeyin. Ama... O halde biz de gitmiyoruz. Ama akraba düğünü bu. Gitmezsek ayıp olur, laf olur. Siz gidin dayı, benim için mazeret uydurursun. Lütfen Erol. Giderseniz mutlu olurum. Ne yapalım kızım, gideceğiz tabii. Hadi. Ayıp olur. Hadi kızım.
Git buradan! Git! Git buradan! Git diyorum sana! Git diyorum! Git buradan! Defol! 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 Görmek istemiyorum seni, defol! Defol! Git diyorum sana! Defol! Defol! Bir daha yanıma yaklaşma! Defol! Defol diyorum sana! Defol! Defol! Görmek istemiyorum seni! Defol! 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 Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Bana izin verirsen kızım, şöyle birazcık oturmak istiyorum. Ne tabii dersin? İyi geceler dayı. İyi geceler yavrum. Öf. Hayatının bundan sonrası dilerim daha güzel, daha mutlu, gönlüne göre geçsin kızım. Sağ ol dayı. Senden sakladığım bir gerçeği açıklamak zorundayım evladım. Nedir sakladığın şey dayı? Babanın ölümü. Üzülmemen için sakladım kızım. Beni affet yavrum. Epey oldu zaten. Zehra Kalfa telgrafla bildirdi işte. Keşke söyleseydin. Cenazesine giderdim hiç olmaz. Nereden bilebilirdim yavrum? Nasıl düşünebilirdim? Ben de senin baban sayılırım. Bana sık sık mektup yaz olmaz mı? Merakta koma beni. Babam nasıl öldü? Onu söyle. Çarşıdaydın. Döndüğüm zaman ruhunu çoktan teslim etmişti. Bana kalırsa yüreğine indi adamın. Neriman Hanım da yersiz yurtsuz kaldı. Aylardır benim yanımda kalıyor. Hayatının sonuna kadar misafirim olacaksın. Bunlara layık değilim ben. Seni hakir görmüş, mutluluğunu elinden almış, bağışlanmaz bir suçluyum. Olanları unutalım. Size kırgın ve küskün değilim artık. Kıymetini bilememişim. Beni affet. Çok büyüksün Allah'ım. Büyüklüğünden geçilmeyen Neriman kulunu şimdi bir güvercine muhtaç ediyoruz. Mahmut nerede? Hastanede.